Yeni bir yayından, yeni bir sezondan, yeni bir yarıştan. Herkese merhabalar dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber F1 24'te DRL ile birlikte sezona aslında startı vermiş olduk. Uzun bir süreden beri yoktuk. O yüzden öncelikle herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim. Öncelikle bir kontrol hem yayının görüntüsünde hem de benim sesimde. Umuyorum ki herhangi bir sıkıntı yoktur. Ufak bir onboard check de alabiliriz rejiden. Onboard'dayken de sesim nasıl? Herhangi bir bastırma var mı? Bu şekilde ses denememizi de yaparaktan sezona yavaştan başlamış olalım. Hoş geldiniz dostlar, hoş geldiniz. Bakalım Bahreyn'le beraber bugün açılışı yapıyoruz. Ve tam takım olarak şu anda herkesin dizildiğini görüyoruz. Çok hızlı bir şekilde sizlere gridimizi de takdim edeceğim. Red Bull'da Selim Arkın ve Arda Acar ikilisi karşımıza çıkıyor ki gerçekten bu sezon yine alev alev bir grid bizlerle birlikte olacak. Sürücülerde ve takımlar şampiyonasında kıyasıya bir mücadele bizleri bekliyor. Mercedes tarafında Arda Ercan ve Mert Kopteget ikilisini görüyoruz. Ferrari'de Enes Selek, Berk Dolu. McLaren'de Egem Yılgör, Egemen Önol. Aston Martin'de Eren Eğilmez, Deha Demircioğlu ki yine Deha da Summer League'in damga vuran isimlerindendi. Çok fazla aslında aksiyonun içinde olduğunu görmüştük Deha'nın da. Racing Bulls'ta Mustafa Sel ve Ethem Ulusoy ikilisi var. Alpine'de Emre Berber ve Utku Aybar. Haas'ta Gökay Gülsever ile Eren Keleş. Williams'ta da Efe İşken'le Eymen Akın'ı görüyoruz. Böyle bir gridimiz söz konusu. Yavaştan şu anda piste doğru da çıktıklarını görüyoruz. Yavaş yavaş tur dereceleri gelecek. Şu an görüntüde Arda Ercan var. Muhtemelen ilk derecelerden biri de ondan gelmiş olacak. An itibariyle 28.1'lik derecesiyle ilk sektörünü tamamlamış oldu. Merhabalar dostlar. Yani turnuva kayıt nasıl oluyor? Bununla alakalı chatte mutlaka moderatör arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklardır. Hani bu geçti ama sonraki turnuvalar için yine DRL'in sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Tabii önceden Discord vardı. Discord maalesef kapandıktan sonrası biraz problem oldu ama Instagram üzerinden ve diğer sosyal medya adresleri üzerinden kaldığı yerden bu noktada devam edebilirsiniz. Selamlar Melih Hocam. Sen hoş geldin. Sen de hoş geldin. Şu anda Arda ile beraber bu arada orta sektörü de tamamladık. Bakalım nasıl bir derece gelecek kendisinden. Şu anda çoğunluk pistte yalnızca birkaç sürücünün içeride kaldığını, garajda kaldığını görüyoruz. Bakalım Arda da turunun sonuna doğru ilerliyor artık. Mercedes ile beraber son virajı geride bıraktı. Şimdi çizgiye doğru geliyor ve 1.26.696. Arda Ercan yüksek 26.660 oldu. Şu an itibariyle Mert Kopteget bu arada 26.692 yalnızca binde 3 saniye ile beraber takım arkadaşının önüne kendisini atmayı başardı. Mercedes'ler hızlı başladılar. Bakalım diğerlerinden neler gelecek. Şu anda yine favorilerden diyebileceğimiz Selim Arkın da Red Bull'la birlikte zaman turuna başlamıştı ki sağ altta da görmüş olduğunuz gibi tur derecesi iptal oldu. Selim Arkın'ın pist limitlerini aştığı gerekçesiyle. Teşekkürler dostlar, hoş geldiniz tekrardan. Herkese teker teker hoş geldiniz demiş olayım. Eren Eğilmez çizgiye geliyor. 26.492. Mert Kopteget'ten tam olarak 0.199 daha hızlı bir tur geldi. Ve Ethem Ulusoy'un 4, Eymen Akın'ın 5, Efe İşken'in 6 derken kendisini araya doğru atan sürücüler olduğunu görüyoruz. Utku Aybar. Williams'da Racing Bulls arasına girmeyi başardı. 5. sırada yavaş yavaş tur dereceleri geliyor. Şu anda da Enes Selin Ferrari'siyle beraber mücadeleyi takibe devam ediyoruz. Evet, sarı bayraklar, turda olmayan sürücüler arkalarından gelen hızlı olan pilota yol verdiği için aslında bu sarı bayraklar çıkıyor. Gitmeleri gerekenden çok daha yavaş kaldıkları için o noktada. Yani yoksa onun dışında herhangi bir problem olduğundan değil. Onu da belirtmiş olayım. Şu anda Enes bakalım ilk sektör sonunda Ferrari ile beraber neler çıkartacak. Yine son virajda da belli bir süre sarı bayrakların olduğunu gördük. F1 24 biliyorsunuz ki maalesef problemlerle dolu bir oyun. Ama günün sonunda artık DRL ile beraber yeni sezona da başlamış olduk. Bakalım, umuyorum ki güzel işler hep beraber ortaya çıkarmış oluruz. Umuyorum ki güzel şeyleri hep beraber görmüş oluruz. Ve Enes Selek de 27.6 ile beraber
Ancak 8. sırayı alabildi. Şu anda ön tarafta Eren Eğilmez. Gerçekten iyi bir turla beraber. Şimdilik en azından kendisini 1. sıraya atmış oldu. Tabii ki daha zaman turu kaydedecek olan çok fazla isim var. Kaldı ki mesela yine favorilerden dediğimiz Selim Arkan'ın turu da iptal olmuştu. Biliyorsunuz henüz turunun başındayken. Şu an yine Deha Demircioğlu da zaman turunda olan isimlerden. Şöyle hangi günler olacak? Bizim yani Kick kanalında yapacağımız yayın deyip Kick Emre Baltaoğlu adresine yapacağımız yayınlar fix bir şekilde salı günü gerçekleşecek. O yüzden takvimlerde şimdiden salı gününü ayırtmayı unutmayın. Arda Acar bu arada liderden 0.3 saniye yavaş turlayarak 4. sırayı aldı. Yavaştan artık gridinde oluşmaya başladığını görüyoruz. Tabii 7 sürücünün henüz geçerli bir tur derecesi yok. Bakalım şu anda DH'yı takip ederek devam ediyoruz bir yandan. Körpleri yiye. Deha oradan çıktı. Bu sezonun başında F1 2024 testlerindeyken hatırlarsanız tam o az önce Deha'nın yediği köplerde gerçekten çok fazla problem yaşayan sürücü vardı. Çünkü tam oradaki bir drenaj kapağının biraz daha olması gerekenden daha fazla dışarıda olması sebebiyle resmen tabanlarını biçiyordu aslında sürücülerin. Hop, Deha'nın da çıkışta hafif bir kaydığını görüyoruz. O yüzden gerçekten bir taban katili olarak karşımıza çıkmıştı o viraj. Deha Demircioğlu da 26.7 ile beraber kendisini 4. sıraya attı. Şu anda Red Bull'lardan Arda Acar'dayız ama Selim sanıyorum ki turunu yine bırakmış. Daha doğrusu piste doğru dönüyor gibi görünüyor kendisi. Gökay Gülsever ile beraberiz. Haas'ın onboardunda. Haas da biliyorsunuz ki Toyota Gazoo Racing ile beraber yaptığı anlaşmanın sonucunda aracında birçok noktada Toyota logosu taşıyacak. Yine Toyota ile beraber ciddi bir teknik destek durumları da söz konusu. Bakalım Haas acaba yavaş yavaş makus halinden kurtulabilecek mi? Bu sene iyi bir iş yapmışlardı Formula 1'de. İyi de bir iş ortaya koymaya devam ediyorlar açıkçası. Şu anda da Gökay da turunun sonuna doğru geliyor. Aynen öyle Gürkan. Önümüzdeki sene de umuyorum herhangi bir problem olmazsa test yayınlarında buradayız. 3 gün 24 saat hatta 24 saati geçecek muhtemelen. Önüydü arkasıydı derken Gökay Gülsever geliyor ve takım arkadaşı Eren Keleş'in arkasına gelebildi ancak bir hayli yavaş bir turla beraber. Şu an bakalım yani çıkış turunda yine birçok isim Eren çıkış turunda aynı şekilde Arda Ercan zaman turuna başladı Mercedes'le beraber. Tabii şunu da hatırlatmak lazım 18 dakikalık kısa sıralama seansı olacak dostlar. Ardından da %50 uzunluğunda bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Hop Mercedes direkt olarak daha doğrusu Mert Arda'ya hava koridoru verdi. Evet devamında da aradan çekilmiş oldu. İlk sektör 0.125 derecesini iyileştirdi. Arda Ercan şu an Eren Eğilmez'le olan fark 0.203 saniye. Bakalım ilk sektörde gayet güzel bir kazanımla beraber geliyor ama tabii diğerlerinin de aynı şekilde taze lastikler, yeni lastiklerle daha da gelişen pistte tur atacağını söylemek lazım. Bakalım Arda Ercan turunun sonunda derecesini ne kadar iyileştirebilecek hep birlikte göreceğiz. Yine bu arada dostlar sizler de pole pozisyonunu sizce kim alır? Tahminlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Mutlaka yazın. Orta sektör evet Arda tüm aldığını alsa fazlasıyla vermiş oldu ki sola doğru dönülen o sert virajda da aslında çıkışında çok da ideal kalamadığını görmüştük. Ve şu anda bir hayli yavaş bir orta sektör derecesiyle beraber geliyor. Bakalım diğerlerinden ne çıkacak. Pite doğru geliyor şimdi Mercedes sürücüsü. Bir Eren İlmez'e konuk olalım. İlk sektörde 1.9 saniye iyileştirmiş derecesini ama tabii ki Bahreyn'in en büyük zorluğu aslında orta sektörü bana kalırsa. Gerçekten en zor kısmı orta sektörü olabilir. Özellikle az önce geri bıraktığımız noktada. Bir yandan frenemeye devam ederken bir yandan aynı şekilde bayır aşağı ivmelenmeye devam ediyorsunuz. O yüzden pistin çok açık ve net bir şekilde aslında en zorlu virajı o kısım desek sanıyorum ki yanlış olmaz. Bakalım orta sektörden ne çıkacak derken Eren Eğilmez son anda arabayı tutmayı başardı. Çok ciddi bir kontra geldi orada. Bu arada Ethem Ulusoy 0.181 ile beraber ikinci sıraya atmayı başardı kendisini. Orada faciayı aramak kalı oldu aslında Eren'in durumu.
Az daha kontrolü kaybedecekti ama zor da olsa aracını tutmayı başardı. Şimdi bakalım Mert Kopp'ta gittiyiz. Az önce takım arkadaşı Arda Ercan'a çıkış esnasında hava koridoru vermişti. İlk sektörde aslında iyi de çalışmıştı bu durum. Arda Ercan çok ciddi bir gelişim ortaya koymuştu ama orta sektörde pek ideal kalmayınca kendisi açısından tur derecesi devamını getirememişti. Orta sektör 0.194. Mert Kopp'ta git. Şu an 0.199 fark var Eren Eğilmez'le arasında. Bakalım ekstrayı, bindelikleri son sektörden çıkarabilecek mi? Hep beraber izliyoruz. Son virajı şimdi geri bıraktı Mercedes sürücüsü Mert Kopp'ta git. Bakalım 1.26.492 geçebilecek mi? Çizgiye doğru geliyor ve 1.26.473. O bindelikler son sektörden de çıktı son anda da ve 1.019'la beraber geçici pol koltuğuna kendisini atmayı başarıyor. Mert Kopp'ta get. Eymen Akın'ın Emre Berber'i geride bırakıp 10. sırayı aldı. Gerçekten yakın bir sıralama durumu söz konusu ama gerçekten yapılan hatalarla da beraber sıralamanın kaderi ilginç bir noktaya doğru ilerleyebilir. Çünkü ikinci haklarda herkesin böyle ritmik bir şekilde ardı ardına en hızlı tur derecelerini attığını göremedik. Hatalar peş peşe geldi. Çok fazla hata çıktı. Ancak hata yapmayan Mert Kopp'ta get şu anda kendisini geçici pole atmayı başardı. Mustafa Efe Selvi çizgiye doğru geliyor. Bakalım ondan ne çıkacak derken 9'da görüyoruz kendisini 27.1'lik derecesiyle birlikte. Şu an arka tarafta Kıvanç Koçak, Selim Arkın ve Egem Yılgör'ün henüz geçerli zaman tur derecesi yok. Rıdvan Kurçepe ile beraber Berk Dolu da oldukça yavaş tur derecesi atanlardan. Gökay Gülsever de aynı şekilde bayağı yavaş kalmış durumdalar ama bakalım onların da bu önümüzdeki 5 dakika içerisinde bir kez daha en azından zaman turu atmak için hakları olacak. Şimdi bakalım Egem de çıktı. McLaren ile beraber çizgiye doğru geliyor. Egem Yılgör 15. sıra. Tabi buradan bağımsız McLaren'e genelde pek yaramayan bir pist zaten Bahreyn. Geçtiğimiz sezonlarda da burada çokça kez problem yaşadıklarını görmüştük. Şu an bu arada Arda Acar 1035 saniye arkasına geldi. Lider Mert Kopp'ta getin. Eren Eğilmez de arada 1016 var. Eren'le de Mert arasında 1019 var. Gerçekten ilk 3 çok 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 küçük farklar içerisinde dizilmiş vaziyette gerçekten. Evet, Kick Emre Baltaoğlu adresinde Kick Sauber'i görüyoruz. Rıdvan Kurtçepe ile beraber ilk sektörü tamamladı. Orta sektörde yoluna devam ediyor. Şu anda Mert Kopp'ta get. Eren Eğilmez, Arda Acar, Ethem Ulusoy, Arda Ercan, Deha Demircioğlu, Efe İşken, Utku Aybar, Emre Berber ve Mustafa Efe Selvi. İlk onu karşımıza çıkıyor. Şu anda evet. Tekrardan Gökay'dayız. Bakalım Haas'la beraber kısa bir süre isterseniz kendisine konuk olalım. Ferrari motoru eşliğinde. Orta sektörün sona doğru ilerliyoruz. Gökay Gülsever eşliğinde. Orta sektörde derecesini 0.3 saniye iyileştirdi ama tabii toplamda 1.9 saniye uzakta gözüküyor şu an Mert Kopp'ta getten. Bakalım kaydettiği zaman turu derecesi kendisine ne kadar kazanç sağlayacak. Hep beraber izliyoruz. Son virajı geri bıraktı. Gökay Gülsever çizgiye doğru geliyor ve 16. sırada kaldı. 0.453 saniye derecesini iyileştirdiğini görüyoruz ve artık son 2 dakika 40 saniyenin içindeyiz. Pol pozisyonu mücadelesi için son bölüme giriyoruz dostlar. Sıralamalar nezdinde en azından artık hatanın pek telafisi olmadığı yerdeyiz. Tabii bundan sonra bir de uzun bir yarışımız var. Sıralamalarda çok istediğini yapamayan isimler bu sefer yarışta ön plana çıkma şansına sahip olacaklar ama tabii şunu unutmamak lazım. Sıralama belirli oranda gerçekten yarışınızın da kaderini tayin edebiliyor. Atacağınız yavaş bir tur, atacağınız hatalı bir tur
direkt kaos grubunun içinde kalmanıza sebebiyet verebilir. Ve bu kaos grubunun içinde kalmanızla da beraber yarışınızı bu sefer batırabilirsiniz. Olası problemlerin üst üste gelmesiyle Mercedesler peş peşe birazdan zaman turuna başlayacaklar. Ön tarafta Mert Kopteget var. Hemen arkasında Arda Ercan. Şu an yalnız yön tarafta Arda Acar içerideydi. Dediğim anda diyeceğim esnada o da içeriden ayrılıyor ve zaman turları başlıyor bakalım. Kimi nerede göreceğiz? Kim nerede karşımıza çıkacak? Mert mi, Eren mi, Arda mı yoksa bir başkası mı pol pozisyonunu sahibi olacak? Yine sizler de düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda belirtiniz efendim. Sizce pol pozisyonu bu üçlüden kime gider veya bir başka sürücüden alacağını düşünüyorsanız kim alır? Mutlaka düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Mert başladı tura, Eren başladı, Arda başladı, Deha başladı bakalım. Ön taraf çoğunlukla tura başlamış vaziyette. Birazdan Arda Acar ve Ethem Ulusoy ikilisi de turuna başlayacak derken Ethem de başladı. Orta sektörde takibe devam ediyoruz. Mert Kopteget'i şu anda kaydettiği tur derecesiyle beraber geçici pol koltuğunu elinde bulunduruyor ama gerçekten çok yakın bir durum söz konusu. İlk üçün 0.035 içerisinde dizilmiş olmasından da kaynaklı. Her an her şeyi görebiliriz. Şu anda da hafif bir trafik grubunun içinden dönüyorlar ama son sektörde önü boş olacak. Şu anda turda olan isimlerin orta sektör Mert Kopteget 0.1 saniye. Sağlam bir gelişimle beraber geliyor Mert Kopteget. Bakalım artık son dakikanın içindeyiz dostlar. Birazdan damalı bayrak sallanacak. Yaklaşık 20 saniyenin ardından damalı bayrağın sallandığını göreceğiz. Son virajdan çıkıyor Mert Kopteget. Bakalım turunu ne kadar geliştirebilecek. 1.26.341. 1.26.341 Arda Ercan da 4. sıraya attı kendisini. Daha doğrusu 4. sıradaki yerini pekiştirmiş oldu aslında. Şu anda da Eren'i izliyoruz. Pol kime gelecek? Çizgiye geliyor. 1.26.092. Müthiş bir tur. Eren Eğilmez. Selim Arkın 2. sıraya attı kendisini ve en yakın takipçisinden 0.2 saniye daha hızlı Eren Eğilmez. Ethem Ulusoy biraz geri düştü bu turlarla beraber. Şimdi çizgiye geldi ve 1.87'lik gelişimde 7. sırada kaldı Ethem Ulusoy ama Eren Eğilmez inanılmaz bir tur çıkardı gerçekten. Selim'den, Mert'ten, Deha'dan kafadan 0.2 saniye daha hızlı ve yavaştan sıralamanın da oluştuğunu görüyoruz dostlar. Eren Eğilmez pol pozisyonunu aldı diyebiliriz sanıyorum ki artık. Çok fazla turda olan isim de kalmadı. Emre Berber şimdi Alpine'le turun sonuna geldi. 10. sıra. Yani çok 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 acayip bir tur gerçekten. Eren Eğilmez ciddi bir fark attı. Selim Arkın 2, Mert Kopteget 3, Deha Demircioğlu 4, Arda Acar 5, Arda Ercan 6, Ethem Ulusoy 7, Efe İşken 8, Utku Aybar 9 ve Emre Berber ilk 10'u tamamlayan isim oldu. Mustafa Efe Selvi 11, Eymen Akın 12, Kıvanç Koçak 13, Enes Selek 14, Egemen Önol 15, Eren Keleş 16, Egem Yılgör 17, Gökay Gülsever 18, Berkdolu 19 ve Rıdvan Kurtçepe'de 20. sırada sıralamayı tamamladı dostlar. Yani yakın bir savaş acaba görür müyüz derken Eren öyle bir tur attı ki en yakın takipçilerine 0-2'yi vurdu. Bu arada Arda Acar da 2. sıraya almış oldu. Son hakkıyla beraber gerçekten çok acayip bir tur. Bambaşka bir tur. Bakalım yarışta Eren Eğilmez arkasındaki Red Bull'lardan kaçabilecek mi? Tabi biliyorsunuz yeni kurallarla beraber direkt olarak artık ilk turun sonunda DRS aktif hale geliyor. Bu yüzden Eren'in yani çok hızlı bir şekilde diğerlerinden bir an önce kopması ve aradaki farkı DRS'den kopabilmek için bir saniyenin üstüne çıkarması gerekecek. Şu anda da artık sıralama seansının resmi olarak son ermesini bekliyoruz. Damalı bayrak sallansa da muhtemelen Mert Kopteget'in aracının içeri çekilmesi bekleniyor şu anda. O da içeri alındı. Evet, sıralama hala sona ermedi. Son ama saniyeler kaldı artık. 30 saniye sonra tamamen sona erdiğini göreceğiz dostlar. Yine bu esnada chat eğer bir sorunuz vesaire olursa sizler de sorabilirsiniz tabii ki yarış başlayana dek. Cevaplamamı istediğiniz bir sorunuz var ise eğer elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Sıralama da böylece sona erdi. Görmüş olduğunuz üzere
Erene İlmez Aston Martin ile beraber harikulade bir turla birlikte birinci sırayı aldı ve yarışa ilk sıradan start alacak dostlar. Hemen arkasında Arda Acar ve Selim Arkın var. İki Red Bull sürücüsü aslında oraya çapa atmış vaziyette. Mert Kopdaget'te yine en yakın takipçileri olacak. Aston Martin, Red Bull, Red Bull, Mercedes ve sonrasında bir daha Aston Martin'de Mercedes sıralaması var. Bakalım bu örüntü içerisinde mücadele bizlere neler gösterecek. Evet, artık yarışa saniyeler kaldı dostlar. Birazdan son ayarlamaların yapmalarının ardından sürücüler 5 kırmızı ışığı bekleyeceğiz. Bakalım Bahreyn Sahir bizlere neler gösterecek. Aston Martin'le beraber çok iyi bir işe imza atan sürücüye karşı bakalım Red Bull'lar bu sefer arkasında avcı konumunda neler yapacaklar. İlk viraja kadar tabii ki nispeten uzun bir bölüm var. Hava koridoru etkisiyle beraber fena olmayan bir startta Red Bull'ların avantaj kazandığını da görebiliriz. Selamlar. Hoş geldin Sami Estiyan. Bekliyoruz bakalım son saniyeler. Bahsettiğim gibi sürücüler artık son strateji ayarlarını, lastik ayarlamalarını ve yakıt ayarlamalarını yapıyorlar. Bu ayarlamalar bittikten sonra Bahreyn'de güzel bir akşam yarışı bizleri bekliyor olacak dostlar. Umuyorum ki kazasız, belasız, problemsiz, bug'sız bir şekilde yarışa başlarız ve bitiririz. Çünkü maalesef önceki sezonlarda da hep yaşadığımız şeylerden bir tanesi bu oluyordu. Oyundan kaynaklı çokça lobi problemi yaşanabiliyor. Umarım bu olmadan artık geride bırakabiliriz bayanlar ve baylar. Büyük yarış için artık her şey hazır. 5 kırmızı ışık Bahreyn Sahir'den itibariyle sönüyor ve mücadeleye başlıyoruz. Ön tarafta Eren İlmez hiç de fena bir start almadı bu arada. Arda Acar içeriden göstermeye çalıştı kendisini ama ilk viraja doğru ilerlerken arkada minik yer değişimleri var. Deha Demircioğlu 4. sıraya almaya çalışıyor. Red Bull'lar yan yanalar. Selim Arkın 2. sıraya almaya çalışacak takım arkadaşından. Arkada uçan sürücüler var. Şimdi biraz daha normale döndüğünü gördük. Egem Yılgör 10 saniye zaman cezası aldı. Kıvanç Koçak'ta yaşadıklarından kaynaklı. Deha Demircioğlu içeriden gösterdi şimdi kendisini. Hemen önünde Selim Arkın'ın Arda Acar mücadelesi var. Son anda kurtarmayı başardı Deha Demircioğlu. Uçak kazasından dönüldü. Derken bir temas ve spin geliyor. Deha Demircioğlu Arda Acar'la beraber gerilere doğru düştü orada. Olaylı bir başlangıç. Eren İlmez başlar başlamaz farkı 1.6 saniye çıkarmayı başardı. Selim'le Mert arasındaki farkın bir hal yakın olduğunu görüyoruz ama gerçekten dramanın direkt olarak etken madde olduğu bir başlangıç bizlerle beraber oldu. Az önce mücadelenin start ile beraber ilk sektör sonu orta sektör başında DA kontradan tam kurtardım diyordu ki yaşanan temas ve gerilere doğru Arda Acar'la düştüğünü gördük. Bakalım bu ikilinin gerilerden yükselişi nasıl olacak? Şu anda Selim Arkın'ın arkasında aslında mini bir DRS treni oluşmuş vaziyette. Birazdan DRS'nin de açılacak olmasıyla Selim, Mert, Arda, Ethem, Efe, Utku, yani mini değil bayağı bir DRS treni var aslında şu anda ve Selim'in nasıl kaçmaya çalıştığını görüyorsunuz hava koridoru vermemek için. Daha şimdi tabii DRS açılı, birazdan kullanabilecek sürücüler. Hava koridoru vermeme savaşı çok büyük oldu. Arda Acar arka tarafta Berk Dolu'yu geri bırakmış. Şu anda Ethem Ulusoy önderliğinde ön taraftaki mücadeleyi takibe devam ediyoruz. Olaylı bir başlangıç. Eren Keleş, Egemen Mert'le şu anda yan yana düzün sona doğru ilerlerken Egemen ön tarafta kalan isim oldu. Kıvanç bu arada son sıraya düştü. Egem 19. sırayı almış. Yine burada yükselmeler devam ediyor. Haas'ın açıldığını gördük. Rıdvan Kurtçepe fırsat bu fırsat. Bir adım daha öne çıktı. Arkada da sarı bayraklar var. İlginç bir durum oluştu gerçekten. Çok karışık bu grup. Hemen ön tarafa doğru biraz daha dönecek olursak. Bu grup gerçekten çok yakın birbirine. Bakalım. Deha Demircioğlu tabii burada yükselmeye çalışıyor. 13. sıra da Haas'ın Dubai'yi yıktığını gördük. Eren Keleş. Orada Dubai'yi bir tık indirmiş bulundu. Hemen arkasında bir atak var şimdi. Emre Berber içeriden gösterdi kendini. Eren Keleş'e atağını yapıyor ve Alpin'le beraber 14. sırayı aldı. Emre Berber, Eren İlmez 3. tura doğru lider gidiyor bu arada artık.
Yani arka taraflı olan farkı güzel açtı. Beklenen stratejiler ekranda. Minimum 2 pit stop bekleniyor her halükarda. Bir de 3 pit stop beklentileri de var. Bakalım Sanal Pirelli'nin bu beklentilerini kimler karşılayacak, hep beraber göreceğiz. 1.31.356. Yine arkada Selim DRS'den kaçmaya çalışıyor derken Egemen Mert Önol 1.31.095 ile beraber en hızlı turu almayı başardı şimdi. Arda Acar 10. sıraya geldi. Bu arada bir temas. Etem'le beraber Arda arasında biraz fazla yakınlık olduğunu gördük. Ama devamında yerini korumayı başardı bu isimler. Eren Eğilmez bu arada 1.2 saniye Selim'le olan fark. Deha Demircioğlu Rıdvan'la çok yaklaştı. Şimdi içeriden gösterdi kendini bu arada Emre. Rıdvan'a karşı hatanı yaptı. Bir de lastik kitleme geldi ama yerini korumayı başardı. Yani yarışın başlangıcı gerçekten yüksek tansiyon. Haas arka tarafta bariyere giriyor. Gökay Gülsever çok ilginç bir an gerçekten. Bir anda orada viraj çıkışında arkayı kaybettiğini gördük ve bariyere doğru girdi. Gerçekten ilginç bir an. Gerçekten ilginç bir an. Yani bu biraz I think Ericsson'ın Hitas mevzusuna döndü ama gerçekten tuhaf. Egemen Mert bu arada 1.30.897 ile beraber en hızlı turu kaydetmeyi başardı. Buradaki grupta gerçekten çok yakın birbirine. Sarı bayraklar var yine ama çok yavaşlamışlar. Williams'la beraber McLaren çok yakın. Bir temas daha var. Egemen Mert'le beraber Eymen Akın bariyerlere giriyor ve Egemen Mert diskalifiye edildi. Aldığı cezalardan kaynaklı henüz dördüncü turun başı. Egemen aldığı cezalardan dolayı diskalifiye edildi. Gerçekten yani biraz fazla agresif başladı. Gereksiz agresif başladı hatta Egemen Mert ve günün sonunda siyah bayraklar kendisi için sallanıyor. Bu kadarı biraz fazlaydı, evet. Bu kadarı biraz fazla oldu. Şu anda tabii yani daha sezonun ilk yarışındayız ama ilginç bir başlangıç oldu gerçekten de. Tempo açısından bakacak olursak Utku Aybar Efe İşken'den kopmuş. Yine Deha Demircioğlu 9. sıra derken Enes Selek. Orada bir spin var. Acaba Deha ile beraber bir olay mı yaşadı yoksa kendi hatası mı, biraz o kanadının da kırık olduğunu görüyoruz. Williams neyse ki sorunsuz bir şekilde kendisini geçti. Şu anda üst üste gelen olayları hep beraber takip etmiş olduk. Böylece Efe İşken de DRS trenini takibe devam ediyor. Selim Arkın Eren Eğilmez'den DRS almaya çalışsa da pek başarılı olmadı. Ön tarafta Mert Koptaget bu arada şimdi Selim Arkın hatanı yaptı ve ikincilik için bir yer değişimi Mercedes Red Bull Racing'i geride bırakmayı başardı. Bakalım Selim Arkın İlerleyen turlarda nasıl cevap verecek? Tabii ön tarafta bu durum Eren'e yaramış oldu. Mercedesler full atak modunda. Mercedesler hava çıktı ama orada Selim yerini korumayı başardı. En azından 3. sırayı korumayı başardı diyelim. Arda Ercan da içeriden göstermişti kendisini. Mustafa Efe şimdi Emre'yi geri bıraktı arka tarafta da ama bu grup gerçekten çok yakın bir şekilde mücadeleye devam ederken Eren Eğilmez için bahsettiğim gibi biraz daha farkın yeniden açıldığı bir durum söz konusu oldu. Efe İşken Ethem Ulusoy'la mücadele halinde şu anda. Ethem hatanı yaptı ve 5. sırada şu anda Ethem Efe ikilisi. Bir kez daha bakalım karşı karşıya gelecek mi ilerleyen dakikalarda. Racing Plus'la beraber Ethem Ulusoy 5. sıraya attı kendini. Ama tabii ki her an her şey olabilir. Bu kadar yakınken özellikle bu grup, bir bakmışsınız bir anda 2 sıra 3 sıra kazanan isimler de karşımıza çıkabilirler. 1.6 saniye Eren Mert farkı. Tabi bu sefer DRS'den kaçması gereken isim Mert Koptaget olacak. Hemen arkasında Selim Arkın'la beraber başlayan bir DRS treni var. Başlıyoruz bakalım, bir kez daha start finish düzlüğündeyiz. Hava koridorundan faydalandı Selim Arkın. Mert Koptaget'i geride bırakıyor. Şimdi Arda Ercan'ın da geldiğini görüyoruz.
Dış tarafta kalmaya çalışacak. Orada pek de ideal bir şekilde frenleyemedi ama takım arkadaşının önünde kalmayı başarıyor. Böylece Selim Arkın yeniden ikinciliği aldı. Arka tarafta Deha Demircioğlu 8. sıra yükseldi. Arda Acar'la bir kez daha mücadele halinde bu arada bu iki isim. Deha ile beraber Arda'ya da belki bir bakabiliriz. Aradaki fark 0.1 saniye. Henüz yarışın başındayken yaşadıkları temasın ardından gerilere doğru düşmüşlerdi ama ikisi birlikte tırmandı ve 8-9'u almayı başardılar. Bakalım ön tarafı ne kadar hızlı şekilde yakalayabilecekler. Özellikle ön taraf birbiriyle mücadele halindeyken Arda ile Dehan da tabii ki kendilerinin arasında oynadığı oyun kritik olacak. Birbirlerine vakit kaybettirecekler mi? Yoksa uslu durup ön tarafa mı odaklanmaya çalışacaklar? Hep beraber göreceğiz. Bu arada Kiksauber'in bir hata var içeriden. Kıvanç Koçak, Eren Keleş de yan yanaydı ve Haas'ı geçmeyi başardı. Sauber'ler böylece kendini Eren Keleş'in Haas'ın önüne atmış olduğu. İçeriden yine bir deneme var. İçeriden yine bir deneme var ama Eren için pek sağlıklı olmadı. Egem için hiç sağlıklı olmadı. Az da aracın kontrolü kaybedecekti. Tabii şunu hatırlatmak lazım dostlar. Bu araçlar gerçekten bu oyunla beraber çok dengesizler. İkinci sıra için ön tarafta Selim. Arda'dan kaçıyor ayrıca, onu da hatırlatalım. 0.3 saniyelik bir fark var. Yine bir kez daha karşı karşıya gelecek bu isimler. Çok dengesiz araçlar ve bu yüzden kontrol etmekte biraz daha zorlaşıyor. İçeriden bir deneme Arda Ercan. Selim Arkan'ı geçebilecek mi ama Selim orada kapıyı resmen zorlayarak açtı ve şimdilik yeniden ikinciliğe yükselmeyi başardı ama DRS avantajı olacak Arda'nın. Ve ayrıca Mert Koptaget de geliyor arkadan. Şimdi ön tarafı yükselen Arda Ercan oldu. Mert Koptaget de gelmeye çalışırken Ethem Ulusoy çok güzel attı kendini içeri ilk sektör sona doğru ilerlerken. Fakat Mert Koptaget dördüncüye tutunmayı başarıyor. Ancak bu iş burada bitmiş değil. Williams arkada gidiyordu az daha. Efe İşken zor da olsa aracının kontrolünü almayı başardı. Az daha Efe'nin orada dışarı uçtuğunu görebilirdik. Gerçekten çok acayip bir mücadele grubu var ikincilik için. Arda Ercan, Selim Arkın, Mert Koptaget, Ethem Ulusoy ve Efe İşken. Bu arada Deha Demircioğlu Utku Aybar'la olan farkı indiriyor. Muhtemelen birazdan onun da Utku Aybar'ı yakaladığını göreceğiz. Tabii Arda Acar da bir yandan yaklaşmaya çalışıyor ama ön taraftaki mücadele de bir hayli katlanmış vaziyette. Tabii fırsat bu fırsat. Bu isimlerin savaşından dolayı Eren'e biraz daha şans doğmuş oldu ve farkı açmayı başardı. Tabii bir tur erken pit stop bile çok acayip bir farklılık ortaya çıkarabilir. Bakalım bu noktada stratejiler ne şekilde olacak hep beraber göreceğiz. 8. tura girdik. Selim Arkın 8'e girer girmez 2. sırayı aldı. Mert Koptaget'te hızlı bir şekilde Arda Ercan'ı geçmeyi başarıyor. 2 ve 3 Selim'le Mert'e gitti. Arkada Arda Acar. Deha Demircioğlu'nu geride bıraktı. Bu ikili arasındaki yer değişimi bakalım ön tarafı daha hızlı yakalamaları da olanak sağlayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Tabii daha yarışın çok başı chat. O yüzden bence çok da erken bir şekilde kanıya varmamak lazım. Çünkü gerçekten bir güvenlik aracına bakar. Bir güvenlik aracına bakar. Arkada da Rıdvan'la Egem. Yani çok sert bir dalaşa girişmişlerdi resmen. Şu anlık önde kalan isim Rıdvan Kurtçepe. Orada minik bir temas gördük. Egem Yılgör'den şöyle bir omuz attı aslında Rıdvan Kurtçepe'ye. Ön tarafta da tabii işler bitmiş değil. Yani DRS treninde kaldıkları sürece, birbirlerine sürekli olarak atak yaptıkları sürece bu grup ön tarafı pek kolay kolay yakalayamayacak. Yani Eren'in hata yapması lazım. Kendilerinin maksimumda gittiği noktada bile pek yeterli olmayabilir. Biraz daha Eren'in hata yapması gerekecek gibi duruyor orada. Sami Hocam burada maalesef henüz tur için verebileceğimiz bir tip yok. Şu an bir kez daha start finish'e çıktık ayrıca. DRS'lere açık bir kez daha geliyoruz. Selim Arkın ikinci sırada kalmayı başardı. Bu kez bir yer değişimi görmedik. Efe İşken arka tarafta. Ethem Ulusoy ile çok yakın. Bakalım önde kalan kim olacak ve şimdi bir deneme geldi ama Ethem Ulusoy'un hafiften pistin dışına doğru taştığını gördük. Böylece bu grup biraz da olsa önden kopmuş oldu. Deha Demircioğlu bu arada Utku Aybar'ı yakalamış.
DRS'lerine girmiş sonunda artık Utku Aybar'ın. Ayrıca de ya Arda'yı da geri bırakmış dostlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Bakalım bir yandan ikincilik savaşı, bir yandan yedincilik savaşı. Sarı bayraklar var, bir Ferrari derken şimdi piste geri döndü. Sarı bayraklar ortadan kalktı. Muhtemelen Enes Selek. Sarı bayraklara sebebiyet veren isim oldu. Arda bu arada DEHA'ya yakın bir aile ama tabii DEHA Demircioğlu da DRS aldığı için hemen önündeki sürücüden. Oo! Zorda olsa tutmayı başardı DEHA Demircioğlu. Biraz zorlandı orada. Lastikleri de görebiliriz bence. Bakalım lastikler kimde ne var? Çok farklı çizgilerden gidiyorlar gerçekten. Mustafa Efe Selvi. Kıvanç Koçak'la birlikte yumuşak lastik kullanan iki sürücü. Berkdolu da orta hamur var. Yani bu üçlü dışındaki geri kalan 16 sürücü de sert lastiklerin olduğunu görüyoruz dostlar. Bakalım trenle beraber, mini trenle beraber düzlüğe doğru çıktık. DEHA Demircioğlu Utku Aybar'ın hemen arkasında içeriden gösterdi kendini ve 7. sıraya alıyor ama arkadan uçarak gelen bir Arda Acar var. Az daha bir uçak kazası olacaktı orada. Biraz fazla yaklaştılar birbirlerine. Şimdi DEHA Demircioğlu 7, Arda Acar 8, Utku Aybar da 9. sırada Egem Yılgör. Şu an Emre Berberi de geri bıraktı hemen arkalarında bu grubun. 10 saniyelik bir zaman cezası var. Egem Yılgör'ün şu an yarışanlar arasında tek cezası olan isim de kendisi oldu. Kıvanç Koçak 1.30.788 de yarışın şu ana kadarki en hızlı zaman turunu kaydetmiş oldu. Oo, DEHA Demircioğlu'ndan bir hata var. DEHA Demircioğlu'ndan bir hata var. Arda Acar hemen yapıştı arkasına. Şu anda bakalım bir şey çıkacak mı ama tabii burada pek denemek istemiyor. Çünkü burada geçmesi halinde bu sefer start finish düzlüğünde çok ciddi bir DRS avantajından mahrum kalacaktı Arda Acar. Bu sefer DEHA'ya vermiş olurdu DRS'yi ve bir yandan Utku Aybar'a da yem olabilirdi. Ama ne kadar zorlandıklarını görüyorsunuz gerçekten. En başta da söylediğim gibi bu arabalar maalesef ki çok dengesiz dostlar. Oyun bu sene bir aylık kötü durumda. Ve bu açıdan da az önce gördüğünüz gibi sendelemeleri çok daha fazla şekilde görmeniz artık mümkün. DRS'ler açık. Arda Acar DEHA Demircioğlu'na karşı geliyor. Rahat bir şekilde içeriden geldi ve geçti Utku Aybar. Yine aynı şekilde kendisini önüne atmayı başardı bu ikilinin. Çok rahat geldi bu arada Utku. Çok rahat geldi. Şimdi bakalım bir karşı atak çıkacak mı? Bir taşlı iki kuş vurdu Alpin sürücüsü. Şimdi ama bu sefer av konumunda olan isim de kendisi. Yarışında yavaş yavaş orta noktasına doğru ilerliyoruz dostlar. Eren lider şu ana dek pek tehdit edemedi hemen arkasındaki sürücüler. Selim ikinci, Mert üçüncü, sonrasında Arda ve Ethem geliyor. Efe'den biraz da olsa DRS'den kopmuşlar ucu ucuna. Şimdi tam 1.2 saniye oldu. Artık ön taraftaki 2, 3, 4 ve 5. sıradaki sürücüler Efe işkenden sıyrılmış oldu. Biraz daha Efe ve Utku'yu, daha doğrusu Utku'dan sonraki kısmı daha yalnız görebiliriz. Şu anda çünkü Utku Aybar'ın arkasında Arda Acar'la DEHA Demircioğlu var. Oldukça zorlu iki rakiple birlikte karşı karşıya kalıyor. Tabii bu ikili tekrar hatırlatmak lazım. Yani yarışın başında yaşadıkları problemlere rağmen bence gayet iyi yükseldiler. Şu an 7. sıra için mücadele ediyorlar ama tabii Utku Aybar'a takılmış olmaları ön taraftan iyice kopmalarına sebebiyet verdi. Start'ta izliyoruz. DRS ile beraber geliyor. Arda Acar derken ön tarafa döndük. Sarı bayraklar var bu arada, bir Haas. Sarı bayraklara sebebiyet vermiş DEHA Demircioğlu. Önüne kalmayı başardı Arda Acar. Bakalım 8. sıraya tutunabilecek mi? Aynen öyle. Sendelediğini görüyoruz yine DEHA'nın. Haas şimdi piste doğru dönüyor. Birbirlerine çok yakın olduklarını görüyoruz. Bakalım DEHA ile beraber. Arda geride bırakmayı başardı. Tabii rakibi Utku Aybar ama bundan sonra kopabilecekler mi? Bundan emin değiliz. Yarışın başından bu yana çünkü en azından tutunduğu kısımdan bu yana diyelim. Orada iyi kalmayı başardı Utku Aybar. Çok fazla DRS bölgesi de olduğu için burada 3 tane DRS var. Öyle olunca
çok da rahat bir şekilde birbirlerinden kopamıyorlar. Bir şekilde birinden biri DRS'i alıyor. Ön tarafta Mert Koptaget. Selim'e çok yakın ve Selim'le Eren farkı 2 saniyenin yine bir kez daha üstüne çıkmış. Bir kez daha farkın yukarı doğru çıktığını görüyoruz. Pitler ne zaman, yani yakın bir zamanda başlayabilir mi? Bakalım, göreceğiz. Sert lastikle başladılar çünkü. Biraz daha belki stinti uzatmak isteyebilirler. Geniş açıyla beraber burayı bence takip edebiliriz. Televizyon kamerasıyla. Bakalım ön tarafta Selim yerini koruyabilecek mi? Mercedesler bir kez daha hava çıktı, geliyor. Dışarıdan gösteriyor şimdi Mert Koptaget. Selim arkını geri bıraktı. Arda Ercan da aynı şekilde Selim arkını geçmeyi başarıyor. Böylece Mert Koptaget yarışın yeni ikincisi oldu. Tabi sürekli burada yerler değişiyor. Gökay Gülsever pite gelip mücadeleyi bıraktı. Şu an aslında mücadele grupları biraz daha netleşti. Yani Mercedesler ikinci sırayı çok net zorluyorlar. Onların dışında Selim'le birlikte mücadele haline olduklarını görüyoruz. Ethem yine aynı şekilde hep orada. Yine de hala beraber Utku. Mücadele devam ediyor burada ama Arda da bu ikilinin hemen önünde. Yani üçlü dörtlü bu şekilde gruplarımız var. Bakalım Arda Acar Efe İşken'i yakalayabilecek mi? Bu durum onlar için muhtemelen bir hayli kritik olacak. İlk sektörde sarı bayraklar var. Yavaşlayan bir isim var. Haas. Biliyorsunuz ki yarışı bırakmıştı. Kendisinin hayaleti diyelim. Orada kenara doğru çekmiş oldu Gökay Gülsever'in. Evet, Talha gelmiş. Hoş gelmiş. 13. turun sonuna doğru ilerliyoruz dostlar. Birazdan 14. tura, ardından 15. turla birlikte yarışın tam olarak orta noktasında olmuş olacağız. Yani bir o kadar daha gitmemiz gereken mesafe olacak. Bakalım stratejiler de ne şekilde boy gösterecek. Hep beraber göreceğiz. Mercedes arasında bir yer değişimi. Arda Ercan Mert Koptaget'i geride bırakmayı başardı. Yani şu an aslında Mercedes için gerçekten istedikleri bir durum oldu diyebiliriz. Çünkü daha nispeten kontrol altına götürebilecekleri bir durum var ama bakalım Selim arkından içeriden bir deneme gelmiş. Şöyle bir bakış attı. Atak yapabilecek boşluğu tam olarak yoktu. Yani Arda ile beraber Mert biraz daha orada istedikleri gibi ayarlayabilirler tempoyu. En azından Mert Arda'yı belirli oranda savunabilir, koruyabilir. Bu açıdan Mercedesler için tam olarak istedikleri bir senaryo. Bana kalırsa ideal senaryo zaten 2 ve 3. sıraya aldıkları kısım. Enes Selek bu arada pit alanında hız yaptığı gerekçesiyle, pit alanına hızlı girdiği gerekçesiyle 10 saniyelik bir zaman cezası aldı. Takibe devam ediyoruz. Bu grubu yani Deha, Utku ve Arda. Bu üç o kadar fazla mücadele ediyor ki gerçekten birbiriyle. Yakaladıkları andan itibaren kopmadılar ve Utku'yu da tebrik etmek lazım. Buradaki tempoya, bu iki canavarın temposuna iyi tutunmayı başarmış oldu o da. Bir kez daha start finish'e çıkıyoruz bu isimlerle. Artık az önce de bahsettiğim gibi yarışın tam olarak orta noktasına girmiş olduk dostlar. Arda, Mert, Selim ve Ethem'le birlikte. Mert Koptaget ile Arda Ercan arasında bir yer değişimi var. Selim arkına, oradan pek bir fırsat çıkmadı. Enes Selek de limit aşımlarından kaynaklı 3 saniyelik bir zaman cezasını an itibariyle almış oldu. 13 saniye. Yani gerçekten cezalar şu an gördüğünüz gibi az ceza yok. Biri 10, diğeri 13 saniye. Zaten tüm gridin ceza hakkı şu an Egem'le Enes arasında çekilmiş durumda. Önde de bakalım Eren daha nereye kadar bu şekilde götürecek, yarışın sonuna kadar bu farkı koruyabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Aynen öyle. Aldın mı tam alacaksın durumuna döndü Efe. Yani şu an Egem'le birlikte Enes'in yani çok fazla ceza. Gerçekten çok fazla. Bu arada Arda çok yakın çıktı Deha Demircioğlu'na ama burada bir atak dener mi emin değilim. Enes Selek. Bir 10 saniye daha ve Enes de mücadeleyi bırakıyor. Böylece Enes Selek, Gökay Gülsever, Egemen Mert Önol üçlüsü mücadeleye veda etmiş oldular.
ardından da lobiden çıktığını görüyoruz. Ön tarafta bakalım yer değişimi olacak mı yine Mert Koptaget'le Arda Ercan arasında. Sarı bayraklar var tabii son sektörde. Şu an izliyoruz. Yalnız evet Enes Seley'in hayaleti buraya acaba baltalar mı? Şimdi aradan çekildi. Deha'nın bu arada orada duramadığını gördük. Bir blokaj geldi. Zor da olsa ama aracını orada tutmayı başardı. Eymen Akın Rıdvan Kurçepe'yi geri bıraktı arka tarafta. Böylece bir sırada almış oldu William sürücüsü. Kazananlar ve kaybedenlere de bir göz atabiliriz. Bakalım yarışın başından bu yana kimler ne kadar sıra kazanmış, ne kadar sıra kaybetmiş. Eren başladığı noktada lider gidiyor yine. Mert 2, Arda 3 sıra kazanmış. Mercedesler gerçekten kendilerini çok iyi bir konuma atmayı başardılar. Selim ise bu isimlerin aksine 1 sıra kaybıyla beraber 4. sırada karşımıza çıkıyor. Yine Ethem Ulusoy ile birlikte Efe İşken ikilisi 2'şer sıra kazanmış. Deha Demircioğlu'nun sıra kaybı da ekranlara geliyor Arda Acı ile beraber. Birbirleri arasında tabii yer değişimleri oluyor ama ikisi başlangıca kıyasla bir hayli geride kalmış oldular. Utku Aybars'a şu anlık başladığı noktada Egem Yılgör'de 3 sıra kazanımıyla 10. sırada karşımıza çıkıyor dostlar. Bakalım evet Mercedesler ne yapacaklar? Burada bir erken pit hamlesine gidilir mi? Emin değilim çünkü yani lastikler gerçekten Bahreyn'de çok fazla tükeniyor. Çok acayip bir şekilde aşınıyorlar. Bunu kontrol altına almak açısından bir turun bile çok hayati bir değeri olabildiğini görüyoruz. Bu yüzden olası bir erken pit stop ciddi bir sıkıntı da doğurabilir. Bu arada Selim Arkın çok iyi çıktı orada virajdan ve 3. sırayı aldı Ethem Ulusoy. Bakalım burada bir taşla iki kuş vurabilecek mi? İçeriden gösterir mi kendini? Hayır. Selim Arkın şimdi oraya tutunmaya çalışacak. Arda Ercan da Selim'e karşılık vermeye çalışırken Ethem Ulusoy az daha orada başlayanın isim olacaktı ve Selim Arkın 3. sırayı aldı. Arda Ercan 4, Ethem Ulusoy da 5'te. Böylece Selim Mert Koptaget'ten kopmuş oldu. Mert'le aradaki fark 1 saniye ve ucu ucuna DRS alamadı Selim Arkın. Mert Koptaget'ten ucu ucuna DRS alamadı. Buradaki savaş biraz sertleşti. Tabii birazdan bakalım start finish düzüne çıkarken Selim acaba DRS alabilecek mi? Yarışın belki de kaderini etkileyebilecek bir soru aslında az önce sorduğum soru. Eğer çünkü Selim Mert'ten DRS alamazsa işi çok büyük ölçüde sıkıntıya girer derken şimdi kendini DRS'ye atmayı başardı. Bakalım önde ne çıkacak şimdi? Bir kez daha farklı bir perde açılışı yapıyor. Bu sefer tabii Ethem Arda'ya gerçekten çok yakın. Racing Bulls'la beraber Mercedes acaba bir denemede bulunabilir mi derken Ethem Ulusoy 4. sırayı almayı başardı. Rakibi Arda Ercan'dan. Bu arada Efe İşken pit attı kendini. Bakalım erken pit stop hamlesi Efe İşken'e neler kazandıracak, neler kaybettirecek. Mert Koptaget'e bir hayli yakın Selim Arkın. Fakat atak yapmak için çok da ideal bir senaryo değil. Eren Keleş yine aynı şekilde pite girmiş. Artık tabii piste kalmalar zorlanmaya başladı. Önümüzde 12 tur daha var. Ve bu 12 tur içerisinde bakalım nispeten erken pite girenlerin yararı ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Ne kadar kazançlı bir şekilde buradan çıkabilecekler? Hep beraber göreceğiz dostlar. Rıdvan Kurçepe 1.30-232. Efe İşken yumuşak hamurlara geçiş yapmış. Şu anda yumuşak hamurlara geçiş yaptığını görüyoruz. Eren Keleş ve Kıvanç Koçak ikilisi ise orta hamurlara geçiş yapmış. Efe'den bir hayli agresif bir tercih geldi. 12 tur boyunca yumuşak hamurlarla burada gitmeye çalışmak belirli oranda, belirli ölçekte problem yaratabilir. Bakalım burada neler göreceğiz daha. Önümüzde bir o kadar daha yarış var neredeyse. Uzun bir yarış var. Her an her şeyi izleyebiliriz. Bir kez daha start finish'e çıkıyoruz. Ön tarafta pit stoplar başladı. Eren İlmez pite geldi. Aynı şekilde Mercedes de içeride. Mert Koptaget de pite geliyor. Biraz zor durdu. Ethem Ulusoy Selim Arkın'a karşı atak yapmaya çalıştı ama
Selim orada şimdi geçici liderliğini korumayı başarıyor. Bakalım erken pit stoplar ne kadar iş yapacak. Eren'e eğilmez. Mert Koptaget yumuşak hamurlara geçiş yapmış. Efe İşken yine undercutlamıştı. Onun kazancı ne olacak ama Efe'nin kazancı özellikle şu an ekranda hala pite gelmeyen gruba karşı olabilir. Onu da belirtmek lazım. Deha da pite geldi ayrıca. Çünkü ön taraflı olan farkı gerçekten çok fazlaydı Efe İşken'in. Bakalım. Tabii şunu da söyleyeyim dostlar. Eren Eğilmez trafiğe takıldı. Önünde şu an Emre Berber ve Egem Yılgör var. Bence ona da bir konuk olabiliriz. Bakalım önündekileri nasıl geçecek Eren Eğilmez. Eren'e bir konuk olalım. Evet, şu an Eren Emre'yi geride bıraktı hatta. 7. sırayı alıyor. Hep beraber Eren'le birlikte bu grubu takip ediyoruz. Önündekileri ne kadar hızlı tabii geçerse o kadar iyi kendisi için derken Egem Yılgör'ü de çok rahat bir şekilde geride bıraktığını gördük. Bakalım önümüzde birazdan son 10 tura giriş yapmış olacağız. 20. tura girmemizle beraber Selim, Etem, Arda, Utku ve diğer Arda henüz pite gelmediler ve hepsi aynı anda pite doğru dalıyorlar. Birazdan Eren Eğilmez yeniden yarışın liderliğini geri alacak dostlar. Yarışın liderliğini geri alacak birazdan. Bakalım herkes yumuşak hamurlara doğru geçiyor. Acaba burada kimin taktiği tutacak? Orta hamurlara geçenler de var. Tabi biraz arkada Eren ama Eren Keleş. Acaba mediumlar mı daha iyi çalışacak yoksa softlar mı? Efe İşken 1.29.583. En hızlı turu kaydetmeyi başardı. Şimdi böylece Eren Eğilmez yeniden yarışın liderliğini aldı. Egem Yılgör'den de orada bir hata geldi. Az daha kontrolü kaybedecekti. Şu anda arka taraftakilerle olan farkı daha da açmış vaziyette bu arada Eren. 2,5 saniye oldu. Hatta 2,5 saniyenin üstüne çıkacak birazdan. Mert Kopta geç çünkü orta sektörde yakalamış oldu Egem Yılgör'ü. Bakalım DRS ile beraber hızlıca geçebilecek mi? Eğer geçerse çok fazla vakit kaybı olmaz. Daha da fazla olmamış olacak ama arkasında kaldığı her bir saniye Mert Koptaget'e şu anda eksi yazıyor. Onu da belirtmek lazım. Hızlı bir şekilde o yüzden Mert'e de konuk oluyoruz. Önünde Egem Yılgör var. Aslında kendisi için ideal bir noktada çıkmış oldu. DRS'yi de aldı. Ve şimdi bu düzlükte rahat bir şekilde Egem Yılgör'ü geri bırakmayı başarıyor. Mert Koptaget, Eren Eğilmez'de olan fark da 2,5 saniye civarında. Sıralar birazdan oturmuş olacak. Henüz pite gelmeyen Egem de pite geldikten sonra son artık 9 tura doğru geri sayım yapıyoruz. Eren ve Mert ikilisi şu an zirvede. Egem pite geldikten sonra Etem 3, Selim 4. sırada olacak. Etem Ulusoy gerçekten pit stopların kazançlı isimlerinden birisi oldu. Şu anda podyumun şimdilik en azından son basamağındaki sürücü olarak karşımıza çıkıyor. Eren Eğilmez bu arada 1.29.338. Gerçekten çok hızlı bir başlangıç geldi Eren'den bu hafta sonu. Şu ana dek Egem Yılgör pite geldi aynı şekilde. Böylece artık pite gelmeyen bir sürücü de kalmamış oldu dostlar. Deha Demircioğlu 1.29.109 ile beraber en hızlı tura attı ve ayrıca 7. sırayı alıyor. O da baktığımızda Arda Acar'dan iyice sıyrılmış. Şu an DRS'le beraber Selim Arkın, Netem Ulusoy'u geçip 3. sırayı aldı. Ayrıca podyumun son basamağında da bir yer değişimi görüyoruz. Eren Mert'ten kopup, Mert Selim'den kopup. Bakalım daha nereye kadar bu şekilde ilerleyecekler. Birazdan tabii Etem'in karşı atak yapma fırsatı da doğacak. Start finish'e kadar herhangi bir hata yapmazsa. Şu an 2.4 saniye Mert Koptaget, Eren Eğilmez farkı. Yani Eren gerçekten çok kontrollü bir şekilde yoluna devam ediyor. Eğer çok ciddi bir hata yapmazsa yarışta yine bu noktalarda götürüp galibiyeti alacaktır. Ama tabii ki her an her şey olabiliyor biliyorsunuz ki e-spor yarışlarında da. Çok acayip işlerin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Tabii şunu da söylemek lazım dostlar. Minik bir takvimle alakalı da bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Mücadeleler kaldığı yerden devam ederken önümüzdeki hafta salı günü yine burada. Yani kick.com/Emre Baltoğlu adresinde olacağız. Haberiniz olsun. Selim Arkın 28.6 ile en hızlı turu da kaydetmiş oldu. Şu anda ön tarafta bir yer değişimi yok. Önümüzdeki hafta Imola'da olacağız ayrıca. Onu da söyleyelim. İmola
sonrasında Barcelona, sonrasında Cidde, sonrasında Silverstone Sprint haftası şeklinde ilerleyen bir takvimimiz söz konusu. Yine ödül havuzu da var bu arada. Şöyle ki, Sürücüler Şampiyonası'nın birincisine 5.000 liralık bir nakit ödül var. Yine Takımlar Şampiyonası'nın birincisine de 4.000. Sürücüler ikincisine 3.500, üçüncüsüne 2.500, takımlar ikincisine 3.000, üçüncüsüne 2.000 şeklinde bir durum söz konusu. Turlar geçiyor, lastikler değişiyor, anlar değişiyor, süre geçiyor ama bu üçlünün savaşı kaldığı yerden devam ediyor. Deha Demircioğlu Arda'dan kopmayı başarmıştı ama yeniden Utku ile beraber Arda'yı arkasında bulmayı başardı. Selim de bu arada tempo yapmışa benziyor. Mert Koptagetti olan farkı indirmiş ama Etem'in tabi atak yaptığı senaryoda burada ciddi vakit kaybedebilir Selim Arkın. Şu anda darlamalar da arttı. Artık son 7 tura doğru ilerliyoruz dostlar. Birazdan Eren Eğilmez saniyeler sonra son 6 tura giriş yapacak ve şimdi bir atak geldi orada. Berk Dolu'ya da 3 saniye zaman cezası geliyor ama acaba burada DH'dan bir taktik mi geldi start finish'te DRS'yi almak için? Çünkü çok rahat bir şekilde iki rakibini birden geçirebilirdi DH Demircioğlu. Orada Arda Acar sendeledi. Bir temas geldi muhtemelen. Şimdi start finish düzlüğünde izliyoruz bu ikiliyi. DH Demircioğlu hava koridorundan faydalandı. Utku Aybar'ın 7. sırayı aldı ve şimdi de Arda Acar Utku'yu geçip 8. sırayı alıyor. Yani burada DRS trenine tutundukları sürece birbirlerini sürekli olarak zorlayacaklar. Orası çok acayip net bir şey. Yine DH ile Efe arasındaki fark da 13 saniye oldu. Yani gerçekten çok büyük bir fark var. Tabii bir yandan Selim de Mert'i neredeyse yakaladı. 1.2 saniyelik bir fark var arada. Selim Arkın, Ethem Ulusoy'dan herhangi bir şekilde henüz atak yemedi. Ve bahsettiğim gibi iyi de bir temposu var Selim'in. Birazdan DRS'sine girdiğini görebiliriz Mert Koptagetin. Bu sefer orada bir mücadele izlememiz mümkün. Bir kez daha yarışın ikinci sırası için. Özellikle pitlerden sonra biraz daha farkların açıldığını gördük. Birbirlerinden biraz daha koptuklarını gördük ama artık yavaş yavaş sona doğru ilerlerken burada ön tarafta da işler kızışmaya başlıyor. Şimdi DRS ile bu arada Arda DH'yı geri bıraktı. DRS treninde bir DH geçiyor, bir Arda geçiyor. DH bence yine bir kez daha kendini start finish düzlüğüne sakladığı gibi duruyor. Birazdan Utku Aybar'la beraber DH Demircioğlu ikilisi hava çıkabilir Arda Acar'a karşı ama az daha DH Demircioğlu orada Alpin'den atağı yiyecekti. Zor da olsa elini tutmayı başardı. Start finish'e çıkıyoruz. Gerçekten çok yakın bu arada Utku Aybar. Ön tarafta Ethem Arda Ercan'la yan yana şu anda 4. sıra için. Bakalım Racing Bulls önde kalabilecek mi? Arda ile beraber 4. sıra savaşını veriyor ama Arda Ercan 4. sırayı aldı. Yine arka tarafta da Utku Aybar. DH Demircioğlu'nu geçip 7. sırayı alıyor. DH 8. Arda da 9. sırada. Son artık 6 tur dostlar. Son artık 6 tur ve Selim Arkın DRS'ye girdi. Selim Arkın ön tarafta Mert Koptagetin DRS'sine girdi. Birazdan bakalım yani Mert'le beraber giriştikleri mücadelede bu arada tekrar hatırlatmak lazım onu. Selim'in olası bir savaşa girişmesi ön tarafta direkt olarak zaten Eren'in işine yaramış olacak. Hatta şu an çok acayip bir şekilde farkı indirdi. DRS etkisiyle beraber de Selim Arkın 0.4 saniyelerin dibini sıyırdılar. Birazdan orayı izlemek gerekecek. Bu grupta tabii ki birbirine yakın ama podyum mücadelesi söz konusu. Bakalım ikinci sıra Mert Koptagetin'e mi gidecek yoksa Selim Arkın'a mı gidecek? Hep beraber göreceğiz. Start finish düzüne doğru çıkıyor artık bu sürücüler. Mert Koptagetin kaçıyor. Selim Arkın kovalamaya devam ediyor ama daha büyük risk tabii ki Mert için. Acaba arkadan Arda'ya da geçilecekler mi? Hep beraber izliyoruz. DRS'le beraber çok rahat geldi Selim Arkın ve ikinci sırayı turlar sonra Mert Koptagetin'den almayı başardı. Tabii bundan sonra daha da önemli olan bir şey var. Acaba Selim Arkın aldığı ikinci sırayı koruyabilecek mi? 2.2 saniye Eren Eğilmez Selim Arkın farkı. Yani keşke bir son birkaç tura girdik. Son 5 turdayız artık ama şöyle bir mücadele görsek liderlik için. Eren'in de dahil olduğu belirli bir açıdan belki de hata yapıp dahil olduğu bir liderlik savaşı görmek gerçekten tadından yenmezdi ama şu an gerçekten ikinci sıra içinde çok güzel bir mücadele var.
Selim, Mert, Arda ve Etem dörtlüsüyle beraber. İzliyoruz bakalım bir kez daha. Arka düzlüğe çıktılar. Birazdan start finish düzlüğünde bir kez daha yer değişimi görmemiz muhtemel. Bu sefer kaçan isim bir önceki turun aksine Mert Koptaget. 2.1 saniye Selim'in Eren'le olan farkı. İyi bir tempo var bu arada Selim'de ama bahsettiğim gibi birbirleriyle birazdan mücadeleye girişecekleri için yani çok da bir yararı olmuyor iyi temponun. Zaten ön tarafta yakalamak için yeterli sayıda tur da kalmadı artık. Son 4 tura doğru ilerliyoruz. Eren Eğilmez an itibariyle dostlar 26. tura giriş yaptı. Mert Koptaget şimdi yarım saniye farkla takibe devam ediyor. Bu arada Ethem Ulusoy da Arda Ercan'ı yakaladı. İzliyoruz. Bir atak denemesi geldi dışarıdan Racing Bulls'tan. Mercedes'le yan yana bakalım önde kalan kim olacak? Ethem Ulusoy mu? Arda Ercan mı? Biraz fazla yaklaştılar ama Ethem Ulusoy. Şimdilik 4. sıraya atmayı başardı kendini. İçeride kalmaya çalışacak Mercedes. Arda Ercan. İlk sektör sonunda bir kez daha karşı karşıya geldiler ama bakalım geri adım atan kim olacak derken çok güzel attı kendisini Mercedes. Buna rağmen bir temas. Ve Ethem Ulusoy yarım spinle beraber pistin dışına savruluyor. Ethem Ulusoy yarım spinle beraber pistin dışına savruldu. Böylece bu savaşta pek de temiz bir şekilde bitmemiş oldu. Yani gerçekten aynen öyle çok iyi çok iyi bile dayandılar aslında. Şimdi artık rakipler elendi. Ön tarafta bu arada Selim Eren'le olan farkı 1.7 saniye indirdi. Yani bir turda neredeyse 0.4 saniye almış Selim Arkın. Bakalım son artık 3 tura doğru ilerliyoruz. Selim'den çok acayip bir 3 tur gelmesi lazım ama bir yandan tabii Mert'e de geçilmemesi gerekiyor derken yani çok acayip bir denkleme giriş yapıyoruz. An itibariyle 27. turdayız. Selim. Bakalım Mert Koptaget'in önünde kalabilecek mi? Mercedes sürücüsü DRS'yi de açtı. Şimdi düzlük sonunda Selim Arkın yerini korumayı başardı şimdilik. Su iyice kaynamaya başladı. Su hatta fokurdamaya başladı artık. 27. turdayız. Selim Arkın bir yandan yaklaşmaya devam ediyor Eren Eğilmez'e. Ufak ufak bakalım süre yeterli olacak mı? Düşük 1.7'lere çekti. 1.6'lara düşürdü şu an farkı Selim ama ya çok ekstrem bir şekilde 0-2-0-3'ler kazanması lazım. Hatta belki de daha fazlası bile gerekiyor. DRS'ye girmesi lazım ama şu an evet. Çok daha iyi bir çekiş geldi bu arada Eren Eğilmez'den. Ve kendini biraz daha aynı şekilde güvenli alana atmayı başardı. Artık son 2 tura doğru ilerliyoruz. Selim kaçıyor. Mert kovalamaya devam ediyor. İkinci sıra için gerçekten yakın bir savaş izleyeceğiz. Özellikle birazdan artık atak gelecek mi acaba? Mert bu arada son tura da saklayabilir kendisini. Öyle bir durum da var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani şu an geçse bile 28. turda 29. tura girdiğimizde ana düzlükte bir atak denemesi gelebilir Selim Arkın'dan. Mert'in geçtiği senaryoda. Red Bull kaçıyor. Mercedes kovalamaya devam ediyor. Aston Martin lider. Fernando Alonso fanlarının rüyalar olur gibi. Ön tarafta Aston Martin'in liderliğinde son iki tura doğru giriyoruz dostlar artık. Şu an yine direksiyonundan görebildiğim kadarıyla bu arada Mert'in RSS'i de gerçekten çok sağlam konumda. Bakalım Selim'deki durum ne? Eren'le olan fark yine açıldı. 2.4 saniye hafif bir sendelediğini gördük Mert Koptaget'in orada. Tabii Kirby biraz fazla vurunca aracın dengesi de patlayabiliyor. Evet Selim'in de ERS durumu fena değil şu anki durumda. Yani ikisinin de aslında birbirlerine karşılık verebilecek belirli ölçüde ERS'leri var. Bakalım son turda tamamen tüm enerjilerin harcandığı hani full zorlama modunda olunan çılgınca bir son turu izleyebiliriz. Çünkü ön tarafta artık Eren emin adımlarla galibiyete doğru ilerliyor dostlar. Bakalım ikincilik mücadelesinde neler olacak. Yine tabii biz ikinci sıraya odaklanmışken şunu da söylemek lazım. Dördüncü sıra için de Arda ile beraber Ethem'in bir mücadelesi var. Onlar da bakalım birazdan yine son turda muhtemelen birbirine karşı atak denemesinde bulunacaklardır. Evet Eren Eğilmez son sektöre giriş yaptı. Birazdan mücadelenin son turuna giriş yapacak dostlar ve
Yarışın başından bu yana gerçekten o kadar güzel kontrol altına götürdü ki Eren yarışı. An itibariyle son tura girmek üzere. Yani başındaki kaosu savdı. Çok güzel idare etti her şeyi. Ve şimdi son tura giriş yapıyoruz. Eren Eğilmez'le beraber artık arka taraftayız. Mert Kopta geç. Selim Arkın'ın hemen arkasında. DRS ile beraber geldi ve Mercedes sürücüsü şimdi Red Bull hatanı yapıyor. İkinci sıra Mert Kopta'ya geldi. Arka tarafta da Ethem Ulusoy Arda Ercan'ı geri bıraktı ama Selim'den birazdan bakalım karşı atak görecek miyiz? Bunun dışında bir DRS düzlüğü daha var. İçeri doğru kapandı Mert Kopta'ya. Selim Arkın içeride tutunmayı başardı. Çok güzel bir atakla beraber ikinci sıra geliyor Red Bull sürücüsüne. İkinci sırayı almayı başardı. Arka tarafta bu arada Arda Acar. Bir diğer Red Bull. Kaosun içine düşmüş vaziyette. Şimdi bakalım son bir atak görecek miyiz? Mert Kopta-Gett'ten. Önünde son bir şans var artık belki de. Son tur. Son sektöre doğru ilerliyoruz. Selim kaçıyor. Mert kovalamaya devam ediyor. Evet orada bir oyunun azizliğine uğradık. Az da kontrolünü kaybediyor diye gördük ama oyunun bug'ından kaynaklı bu yaşandı dostlar. Bakalım ön tarafta Eren Eğilmez adım adım zafere doğru ilerliyor dostlar. Aston Martin'le beraber F1-24'te Diarelli'yle birlikte sezonun açılışına doğru gidiyoruz ve görüyorsunuz daha şimdiden şova başladı. Ethem Ulusoy 3 saniye zaman cezası aldı. Arda Acar da aynı şekilde ön tarafta Eren Eğilmez Aston Martin'le beraber harika bir zafere ulaşıyor. Bahreyn Sahir'de Selim Arkın 2, Mert Kopta-Gett 3, Ethem Ulusoy 4 derken Arda Ercan ceza ile beraber 4. sırayı aldı. Ethem 5'e düştü. Efe İşken 6. arka tarafta biraz daha işlerin karıştığını görüyoruz. Alpin'in orada hatası var. Deha Demircioğlu son anda foto finişte geçmeyi başardı ve Arda Acar'ın cezası ile beraber Efe'nin arkasına Deha yerleşti. Utku 8, Arda 9, Emre Berber'de 10. sırayı almayı başarıyor. Böylece ilk 10'u tamamlıyoruz dostlar. İlk 10'un dışındaki arkadaşlarımız da geliyorlar. Eren Keleş, Mustafa Efe Servi, Egem Yılgör, Eymen Akın. Berkdolu şu an geliyor ve son sırada da Rıdvan Kurçepe ile Kıvanç Koçak bulunmakta. Gerçekten ikinci sıra mücadelesi çok çetin geçti. Çok sağlam geçti. Ön tarafta Eren hiçbir şekilde liderlik mücadelesine katılmalarına dahil olmalarına izin vermemişti. Ve şu anki durumda açılış yarışını kazanmayı başardı dostlar. Selim 2, Mert 3, Arda da 4. sırada ama Mercedesler şu anki durumda takımlar şampiyonası için gerçekten önemli puanları toplamış oldular. Şimdi bakalım birazdan podyumun ardından ilk 3 sürücümüzle birlikte röportajımız olacak. Bakalım kendilerinin duygu ve düşünceleri neymiş. Hızlı bir şekilde onu alacağız dostlar. Evet, podyumun en üst basamağında Aston Martin'i görüyoruz. Gerçekten ama Eren müthiş bir performans ortaya koydu. Yani yarışın başında acaba ilk turun özellikle devamında DRS'ye tutunup kendisini rahatsız edebilirler mi diye bir de düşündük ama asla ve asla bu duruma geçit vermedi aslında Eren Eğilmez. Ve gerçekten çok güzel bir açılışla beraber pole pozisyonundan başladığı mücadeleyi yine birinci sırada kapatmayı başardı. Selim ve Mert ikilisi de podyumda kendisi de eşlik ediyor. Bir yere ayrılmayınız dostlar. Birazdan podyuma çıkan isimlerle Eren, Selim ve Mert'le beraber bir röportajımız olacak. Bakalım kendilerinin de görüşleri nelermiş. Yarış onlar açısından nasıl geçmiş? Hep beraber bunu bir dinleyelim bakalım. Tabi birazdan hızlı şekilde yapacağız bahsettiğim gibi. Bakalım neler söyleyecek sürücülerimiz. Birazdan yine rejimizde hallettikten sonra görüntüyü ve diğer unsurları hızlı bir şekilde sürücülerimizi röportaja doğru alacağız. Hatta şu an bence gelebilirler artık lobiye de. Eğer bekliyorsalar direkt Mert'ten itibaren de sormaya 3-2-1 diye başlayabiliriz.
Evet, an itibariyle geliyorlar dostlar. Hızlı bir Hızlı bir şekilde. şekilde başlayalım. Öncelikle Mert'ten başlamak istiyorum. Mert, tebrik ederim podyum için. Yarışın başından sonuna dek gerçekten ikinci sıra mücadelesinin içinde kaldınız Selim'le beraber. Senin açından F1-24'ün başlangıcını da sormak istiyorum sürüş açısından. Önce onunla başlayalım kısa bir şekilde. Şu anda sürüş hissiyatı açısından oyunda nasıl hissediyorsun ve senin için podyum mücadelesi nasıldı? Öncelikle ağzına sağlık Emre. Hoş geldin tekrardan. Hoş Hepimiz bulduk. hoş geldik. Teşekkür Ben ederim. uzun zaman sonra. Oyun hakkında, yani rezalet bir oyun zaten. Konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Hani oyun çok kötü olduğu için açıkçası antrenman yapmak falan da çok keyifsiz oluyor bu sezon. O yüzden ben de çok fazla hani antrenman yapmamıştım açıkçası. Ama hani yarış genel olarak çok agresifti bence. Çok fazla şey yaşandı. Bu oyunda kirli hava çok az olduğu için çok rahat kapışabiliyorsun önündekiyle veya arkandakiyle. Genel olarak garip bir yarıştı yani gerçekten. Eren kazandı. Eline sağlık. Gerçekten güzel sürdü. Yarış başında maalesef bayağı biz kapıştığımız için ve kazalar falan oldu galiba orada. O yüzden çok geriye düştük. Zaten hani yakalamak zor oldu. Sonrasında yani 4 kişi beraber çalışmamız gerekiyordu yetişebilmek için. Ama aramızda kapışınca da yani kendi kendimizi yetiştirtmedik açıkçası. Hani son turda da hani Selim'in bana hata biraz agresifti. Ama güzel geçti yani. Öyle benim açımdan yarış. Tebrik ederim tekrardan. De Eline sağlık bir de Selim'de. son Tabii. selamımı da göndereyim her zamanki yaptığım şey. Buradan kız arkadaşım Adalı öpüyorum. Selamlar olsun. Deyip gideyim. Evet, biz de tekrardan eline sağlık diyelim ve buradan Selim'e doğru geçelim. Selim, senin için de hızlı bir başlangıç olmuş oldu. Son turda yaptığın atakla da beraber ikinci sırayı almış oldun. Senden de bir iki cümle yine genel olarak F1-24 hakkındaki düşüncelerini almak istiyorum. Çünkü sizin hani daha rekabetçi tarafta yarışan sürücülerin açıkçası düşüncelerini merak ediyorum. Çok erken safhada F1-24'ü bırakmış bir oyuncu olarak, bir yayıncı olarak. Senin için o tarafta durum nasıldı ve ilk yarış hakkındaki genel olarak düşüncelerin nelerdi? Tabii öncelikle ağzına sağlık senin de. Yani çok uzun süre sonra tekrardan yarışmak güzel. Hani güzel bir his, özlemişiz. Zaten aylar oldu oyun çıkalı. Adam akıllı bir lig yarışı yani ilk defa yaptık zaten. Ve kapışmalı vesaire olsun. Ya oyun hakkında düşüncelerim az buçuk aynı. Neredeyse hatta direkt aynı. Çok boş bir oyun, çok saçma bir oyun. RNG'lerle dolu. Yani ne olacağı belli olmuyor. Bir anda bir körbe vuruyorsunuz, 0-2 alıyorsunuz. O vurmuyorsunuz, 0-3 gidiyor falan böyle. Quali'de böyle bir durum. Yarış zaten ondan da beter. Yani gerçekten birinden kopmak için çok çok zor bir ihtimal yani. ERS ayarlama, o bu. Frenleme zaten başlı başına bir saçmalık. Ben eminim ki ilk virajda frenlerken herkes ufak tefek problemler yaşamıştır. Hani yan dönen olsun. İşte ya trail yaptırtmıyor oyun kısaca. Yani rezalet bir oyun gerçekten. Umarım düzelir yani. Pek sanmıyorum ama. Onun dışında yarıştan bahsedeyim. Quali berbattı zaten. Hani son tura bıraktım. Gidip ilk turda saçma sapan bir invalid diye ikinci turda kaydım. RNG'de. Üçüncü turda da artık elim ayağım birbirine girdi zaten. Hani tura atayım diye attım. RS'yi MRS'yi nonu aldım birkaç yerde Quali'de. Bayağı elim kolum kaydı yani Quali'de. Onun dışında yarış başı bir sıkıntı yaşadık. Arda ile işte pozisyon değiştirmeye çalıştık. Arda dışarıda kalınca İşte pozisyon kalmadı bana da. Pozisyon kalmayınca bu sefer Eren gitti. Yani bütün şeyimle puşladım Eren'e yetişebilmek için ama yetişemedik. Yani bir ERS şey yaparız herhalde diye düşündüm Mertlerle ama çok yapamadık yani. Pek de başarılı olmadı. Onun dışında pace'im çok iyiydi. Özellikle race pace'im bayağı iyiydi. Özellikle soft'lara geçtikten sonra bayağı büyük bir fark kapattım öne. Özellikle Eren'e zaten hani çıktığımda 4,5 saniye mi 5 saniyeye yakın bir fark vardı. Onu 1,8'e kadar indirdik. Ama ondan sonrası gelmedi. Yani bütün elimden gelen her şeyi verdim yarışa ama yapacak bir şey yok. Son turda da Mert'le kapıştık. Ya RS'yi ayarlayacağım diye frene bir tık geç bastım. RS'yi şey yapıyordum. Yani RS'yi onu almaya çalışırken bir anda freni unuttum.
Fren noktasını da göremedim. Sonunda Mert vardı. Ufaktan bir geç frenledim. Apex'i kaçırdım. Ufak bir temas oldu. Mert'in de bu arada kusura bakmasın. Valla RS'yi onu alırken bir anda böyle frenledim. Yeri bile göremedim. İkiye kadar düştüm. Durdu araba zaten. Onun dışında fazla söyleyeceğim bir şey yok. Senin ağzına sağlık. Emek veren herkesin eline koluna sağlık. Mauro Icardi'ye de buradan geçmiş olsunlarımı iletiyorum. Umarım bir an önce sahalara döner. Bu kadar. Ağzına sağlık abi. Tekrardan tebrik ederim podyum için. Eyvallah. Ve günün adamına geliyoruz. Eren Eğilmez. Hem sıralamada hem yarışta gerçekten acayip bir galibiyet geldi. Harika bir zafer geldi. Eren, öncelikle hem pole hem galibiyetin için tebrik ederim. Senin açından yarış nasıldı? Yalnız bir mücadele geçirdin. Düşüncelerin neler? Öncelikle Emre abi ağzına sağlık. Yarış ve Kuali benim için gerçekten de çok güzel geçti. Yani bu kadar güzel geçmesini beklemiyordum. Yani hayal kursam bile herhalde bu kadar güzel olduğunu düşünmezdim. Önce yarışla başlayayım. Yarış ilk turda 1,5 saniye fark açıldı. Arkada olaylar yaşandı. Ondan sonra ben zaten sadece DRS'yi sokmamak için sürdüm. Yani ERS'imi ona göre ayarladım. İşte brake bayasları falan filan. X-Stint gerçekten güzel gitti baya. Normalde 19. turda girmek istiyordum pite ama undercut yeme ihtimalime karşı, çünkü iki Mercedes vardı. Hani biri mecbur bir tur erken girecekti. Undercut yememek için ben de 18. turda girdim. Ondan sonra zaten Selim abiyle bir de Mert abiyle farkım biraz fazlaydı. Ama Selim abinin lastikleri bir tur daha yeni olduğu için ve Selim abinin pace'i de çok iyi olduğu için o fark gitgide kapandı. Ben de gerçekten o zaman hani tedirgin oldum bayağı. Çünkü gerek Mert abinin, gerek Selim abinin, gerek Arda abinin işte pace'leri gerçekten çok iyiydi. Ben de hani onlara yakın sürmeye çalıştım. Sadece fark kapattırmamaya çalıştım. Elimden geleni yaptım. Bu da bana yetti. Gerçekten çok mutluyum. Kualde de gerçekten bu sefer RNG virajlardan ben kazandım diyebilirim. Bütün RNG virajlara girdim. Bu hiçbiri atmadı beni. Yani öyle olmasaydı büyük ihtimalle bu kadar güzel bir tur atamazdım. Bunu da beklemiyordum, bu tren nokta 2 falan yeter diye tahmin ediyordum bana. Ama bu tur ekstra bir sürpriz oldu bana da. Yani sonuçtan dolayı çok memnunum. Ben de buradan Deha Demircioğlu'na selam yolluyorum. Herkes selam yolluyor. Ben de Deha'ya selam yolluyorum buradan. Eline ağzına sağlık tekrardan senin de Eren. Tebrik ederim Teşekkür galibiyet ederim abi. için. Yavaştan biz de kapanışı yapalım o zaman. Evet dostlar. Diğer ile birlikte PC'de aslında açılışı yapmış olduk. Güzel de bir mücadele izledik. Güzel de bir savaş izlemiş olduk. Umuyorum ki sizler de keyif almışsınızdır. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yaklaşık olarak 1 saat 22 dakika boyunca sizlere bu güzel yarışı aktarmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysem affola, yarışı ve mücadeleyi sizlere aktarmaya çalıştım. Rejde de emeği geçen Ersoy kardeşime de teşekkürlerimi iletiyorum. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki yarışlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 21'de yine burada kick.com/emrebaltoğlu adresindeyiz. Hoşça kalın. İyi geceler, iyi akşamlar hepinize.